Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün size gene hem arabamız için hem de motosikletimiz için çok faydalı bir ürün olan Polo Smart'ın akü takviye cihazını tanıtacağız arkadaşlar. Bu cihazımız içinde hem power bank olarak kullanabilirsiniz 7200 mAh. Hem şu şekilde LED olarak LED ışığı var. LED kullanabilirsiniz. Hem de dediğim gibi akü şarj cihazı olarak kullanabilirsiniz. Şunu kapatalım. Bu hakikaten çok güzel bir cihaz. Geçen bizim arkadaşın arabası yolda kalmıştı. Nissan Qashqai. Aküsü bitmiş tabii. Götürdük. Bununla ilk şarjı yapıyor zaten. Bu bir akü şarj cihazı değil arkadaşlar. İlk marş için gerekli. Yani arabayı çalıştırıyor. Ondan sonra tekrar stop ettiğiniz zaman eğer akünüz boşsa tekrar zaten akü olmak lazım. Yani aküyü dolduran bir cihaz değil arkadaşlar. Sadece ilk şarjı yapıyor bizim için. Bunun yanında dediğim gibi şöyle bir kablosu geliyor yanında. Şuradan telefonumuzu şarj edebiliyorsunuz. İki tane ucu var. Bir Type-C, bir de normal ucu zaten. Ben normal telefonumu mesela bazen şarj ediyorum. Tabii ki de bu şöyle kullanmak lazım. Bunu en az 2-3 ayda bir boşaltıp tekrar kullanmak lazım. Ben genelde arabada duruyor bu. Lazım olur diye. Hani olur ya bir yere gittiniz, akünüzde bir boşalma oldu veya el lambası lazım oldu veya powerbank lazım oldu. Onun için aracınızda bulunsun. Aracınızın genelde arka tarafında bulunur arkadaşlar. Ön tarafta daha çok ısındığı için yazın buna dikkat edin. 2-3 ayda bir boşaltıp tekrardan şarj etmeye dikkat edin. Daha sonra aracımız gene kullanmaya gelelim. Şöyle bir kabı var arkadaşlar. Tabii illa bunu almak zorunda değilsiniz. Yani bu akü hani ilk marş basmak için bu tarz cihazlar var yani. En azından sizin için bir fikir olur. Şöyle bir kutusu vardı benim aldığımın. Polo, markası dediğim gibi Polo Smart. Güzel de bir kutusu var. Şöyle bir ucu var arkadaşlar. Akü ilk marş için. Şimdi nasıl çalıştığına bakalım. Şurada bir kauçuktan açılma yeri var. Bunun en güzel özelliği tabii dediğim gibi el feneri olarak da kullanabiliyorsunuz. O çok güzel bir şey. Gece karanlıkta. Sonra şöyle zaten bunun bir tanesi hafif bu tarafı yastık bir tarafı yuvarlak olduğu için yani şey şansınız yok. Yanlış takma şansınız yok. Sadece ona dikkat edin. Şimdi ilk taktığımız zaman şöyle göstereyim. Siz de göreceksiniz arkadaşlar. Şöyle sarı yeşil sarı yeşil yanıyor sürekli. Sonra her zaman aküye bir şey taktığımız zaman önce eksiği takacağız arkadaşlar akünün başına. Sonra artıyı takacağız. Ondan sonra cihaz hazır hale geldiği zaman bu sadece yeşil yanıyor. Yeşil yandığı zaman marşa basabilirsiniz. Ben kullandım zaten bunu. Ya tek seferde marş aldı öyle söyleyeyim. Yani cihaz da doluydu zaten. Ama 7-8 tane şarj yani marş yapabildiğini söylüyorlar. Dediğim gibi önce akümüze eksisini bağlayacağız. Sonra artıyı bağlayacağız. Sonra cihazımızın şu yeşil yanacak aktif hale geçmesini bekleyeceğiz. Ondan sonra marşımıza basacağız. Yani ben kullandım sıkıntı olmadı arkadaşlar. Siz de kullanabilirsiniz. Ondan sonra tekrardan bu sefer tersini yapıyoruz arkadaşlar. Her zaman aklınıza bulunsun. Önce eksiği bağlıyoruz. Sonra artıyı bağlıyoruz. Çıkarken de cihazı önce artıyı çekeceğiz. Sonra eksiği çekeceğiz. Bunun amacı kıvılcım çıkmaması, ateş almaması. Bu hem sağlıklısı hem sizin akünüz için sağlıklı. Hem bu cihaz için sağlıklı. Dediğim gibi önce eksi sonra artıyı bağlıyoruz. İşimiz bitti. Marşımızı bastık. Biraz dediğim gibi akü kendine gelsin. Sonra işte ya akümüzü değiştiririz. Akücüye gideriz. Veya biraz hareket ettikten sonra akü kendine gelir. Ondan sonra cihazımızı şu şekilde zaten çıkarıyoruz. Hafif sağ sol. Çok fazla kasmıyoruz. Çünkü bu biraz zor takılıyor. Sonra şu kauçuk kısmını kapatıyoruz. Yani en azından dediğim gibi hani aracınızda durması önemli bir cihaz.
Yani olmazsa olmaz artık günümüzde böyle cihazlar çok şeydir. Hem powerbank olarak da kullanması çok güzel bir özellik. Ucu var, işte kutusu falan var. Hakikaten yani almanızı tavsiye ederim. Çünkü artık öyle bir şey ki yani her şey lazım oluyor. Çok da pahalı bir şey değil zaten arkadaşlar. Hakikaten güzel bir cihaz. Tavsiye ederim yani. İnşallah yolda kalmazsınız, sıkıntı olmaz, kullanmazsınız ama lazım olduğu zaman da hayat kurtaran cihazlardan bir tanesi. Özellikle uzun yola gittiğiniz zaman, bir dağ başına kaldığınız zaman, bilmem ne olduğu zaman hakikaten sizin hayatınızı kurtaracak bir cihaz. Tekrardan teşekkür ederiz arkadaşlar dinlediğiniz için. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Sağlıklı, sıcakla kalın. İyi günler dilerim. Kolay gelsin.